Özel Esentepe Hastanesi olay sağlık programını sunar. Kolay sağlıktan herkese mutlu günler, mutlu hafta sonları değerli izleyenler. Bugün stüdyomuzda hipertansiyonu konuşuyoruz. Yüksek kan basıncı e, pardon, yüksek kan basıncı diyebiliyoruz. Fakat evet. nasıl bir rahatsızlık? Kişinin hayatını olumsuz etkilediğini de biliyoruz. Ne gibi sebepler sonucunda ortaya çıkıyor? Tedavi yöntemleri ve belirtileri neler? Bunları konuşuyoruz. Kimler risk altında? Bunların hepsini cevaplandırıyoruz bugün. Konuğum dahiliye uzmanı Doktor Salim Çınar'la birlikte hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Merhabalar. Ben konumuza geçmeden önce hemen telefon numaralarımızı vermek istiyorum. Konuyla ilgili sorularınızı yönlendirmek üzere 0224 331 70 75, 0224 331 70 75 telefon numaralarından ...bizlere ulaşabilirsiniz hipertansiyonla ilgili. Hocam hipertansiyon hı hı. diyoruz, çok tehlikeli diyoruz... ...birçok hastalıkla da karıştırılabiliyor aynı zamanda. Dolayısıyla öncelikle tansiyonu hı hı. açıklamakta Açıklamalı fayda var. var. Buyurun hocam. Çok teşekkürler. Önce şöyle bir giriş yapayım. Bugün çağın en önemli hastalıklarından en başta geleni diabetle beraber... diyabet ...diabet bir metabolizm hastalığıdır ama onda kalp damar etkileri var. Hı hı. En önemli iki hastalık. Sebebi şu, 40 yaş üstünde 3 kişiden birinde... 60 yaş üstü iki kişiden birinde gözüküyor. Yani Hı -hı. o kadar sık. Evet. Bunu anlat bu ön girişi yaptıktan sonra tansiyon şu demek. Bizim atar damarlarımızda dolaşan kanın bir basıncı var. Sebebi şu. Aort damarımızdan kanı pompalayacak ki kalbimiz en uç noktamıza, ayak baş parmağımıza, başımızın teline kadar kan gitmesi gerekiyor. Hı -hı. Kanın gitmesi de oksijen taşıması gerekiyor, besin maddesi. Yani hayatımızı sürdürmemiz için bir basınçla gitmesi gerekiyor ki evet. Ee, bunu da sağlayan kalbin atışı. Hı -hı. Aort üzerinde Bu da normali bugün için kabul edilen Yani buna tansiyon deniyor. Belli bir basınç altında kalbin kanı pompalaması. Hı, -hı. Hipertansiyon ise yani eş değeri kan basıncı yüksekliği. Bu basıncın normal üstünde olması. Hı -hı. Bir de büyük tansiyon, küçük tansiyon diye evet, işte bunlar bu. Bunlar şimdi belli bir basınç altında gitmesi. Normali bu zaten. Normal doku beslenecek. Sonra diğer maddeleri toplar damarla kalbe gelecek. Akciğere temizlendikten sonra tekrar gidecek. Bu, bu normal bir döngü. Şimdi kan basıncı yüksekliği yani hipertansiyon bu basıncın fazlalaşması. Önce evet. bunu söyleyelim. Bir de bugün için değerler hep değişiyor. Bugün kabul edilen değer yaşa göre deniyor ama yaşa göre çok fark olmamakla birlikte 130 yani 13 eskiden bu daha çok 14 kabul ediyordu. Bugün biraz daha geri geldi küçük tansiyonda 8 yani 80 olması gerekiyor. Bu bizim sınırımız. Hı hı. Normali genelde 12 8, 11 8, evet. 11 7 gibi olur. 9'un altında düşük tansiyondur. Düşük tansiyonda parantez diyelim. Çok zararlı bir şey değildir. Genelde bayanlarda gözükür bünyeseldir. İşte bu 130 80'in üstüne çıktığı zaman hipertansiyon diyoruz. İkisi de önemlidir. Orada bir yanlış anlaşılma var. Büyüğü önemli, küçüğü önemli, küçüğü daha önemli gibi bir değil. İkisi de. Büyük tansiyon şu demek. Kalbin ...sistol dediğimiz kanı hızlı attığı dönemdeki ölçülen büyük tansiyondur. Hı hı. Kalbe dolurken kalbe tekrar kan gelecek tekrar atsın. Diastol dediğimizde de düşük tansiyon olur. Küçük tansiyon olur. Hı hı. Büyük ve küçük tansiyon ikisi de önemlidir. Kan basıncı yüksekliğinin e, önemi şudur. Kalp belli bir basıncın üstünde gönderecek kanı ve kalbi yoracak. Hı hı. Kalbin yorması demek ileride kalp büyümesi, kalp damar bozuklukları. Ondan sonra bu yüksek basınçta giden kan nereye gidecek? En ön böbreklere gidecek. Böbrek damarlarında bozukluklar oluşacak. Nereye gidecek? Beyne gidecek. En önemlisi bugün felç, inme denen hastalıkların en başta gelen sebebi yüksek basınçla gittiği zaman beyindeki damarlar daha duyarlıdır. Patlama yapabilir. Yani öyle, kısaca girişi böyle yapalım. Evet. Hı. Hocam peki e, Hı. biz kadınlarda daha Hı. düşük olabilir diye evet, söylüyoruz. Evet. Bunu birçok doktordan da duydum Hı. ben. Aynen öyle. Nedeni nedir bunun? Ha. Çok doğru. E, öyledir ama tam sebebi bilinmiyor. Bu arada parantez açayım. Gene hipertansiyonu da konuşurken aslında hipertansiyon da genetik, çevresel faktörler olmakla birlikte esansiyel dediğimiz bir olaydır. Yani onda da birçok faktör suçlanır ama yüzde bir sebebi belli değil. Hı -hı. Düşük tansiyona gelelim. Düşük tansiyon beraberinde kansızlık, e, aşırı ishaller, aşırı kusmalar, böbrek üstü bezindeki bozukluklar veya bir hormonal dengesizlikler tiroid gibi olmadığı sürece hastalık olarak kabul edilmez. Hı hı. Bazı kişilerin bünyesel olarak özellikle bayanlar dediğim gibi büyük tansiyonu 8 hatta 7 olabilir. Küçük tansiyonu 6 ölçülebilir bu bir hastalık değil, hı hı. yapısal bir şey. Hastalık olması için Düşük tansiyona sebep olacak işte metabolizma hastalığı, damar hastalığı, e, potasyum düşüklüğü gibi böbrek üstü bezi o zaman. Ama bunların hiçbiri yoksa bunu tedavi etmiyoruz. Sadece ne olur? Onu da parantez içinde işte söyleyeyim. Yazın sıcaklarda veya bir su kaybettiği zaman baş dönmesi olabilir. Düşük tansiyonlar bol sıvı alacak o kadar. Hı hı. Şimdi gelelim yüksek tansiyonun esas konumuza gelelim. Şimdi kan basıncı kalbimizden 130-80 idare dedik. Bunun üstüne çıktığı zaman hipertansiyon başlıyor. Neden hipertansiyon önemli? Kalp yüksek basınçta attığı zaman ileride yorulacak. Kalp damarları bozulacak ve ileride başka problemler olacak. Kalp bir de en önemli noktası buna sinsi hastalık deniyor. Hı hı. Tansiyonun çok yüksek olduğu halde hiçbir şikayet yapmayabiliyor. Hı hı. Ama bu da bu da halk arasında şöyle bir görüş var. Ya benim tansiyonum hep 16, 17, 18 bana bir şikayet yapmıyor. Şu anda sana bir şikayet yapmıyor ama ileride hep o basınçla alışan vücut alışması diye bir şey var ama negatif yönde bir alışma. Kalp mutlaka yoruluyor. Böbrekler mutlaka yoruluyor. Yani düşük yüksek tansiyonu alıştım diye bir şey yok. Evet. Yüksek tansiyon tedavi edilmeli. Evet kesinlikle. Hı -hı. Peki hocam belirti Hı -hı. vermeye de bilir dediniz ama belirti, belirti de... verirse. Evet şimdi çoğunda şimdi bu kadar sık gözüken bir hastalık olduğu için düşünün. Yani 60 yaş üstünde 2 kişiden çok 40 sık. yaş üstünde 3 kişi çok sık bir hastalık. Hı -hı. E, bu kadar insanın hemen doktora herkesin başvurması işte olmuyor. Belirti vermiyor ama belirti verdiği zaman en birinci majör belirtisi enseden başlayan şiddetli baş ağrısı. <laughs> bir kişi eğer 40 yaşın üstündeyse, gençlerde de oluyor ama artık 30'a da indi ama biz gene öyle kabul edelim. <laughs> Şiddetli baş ağrısı varsa özellikle mutlaka tansiyon olmadığını ekarte etmek lazım. Önce birinci düşüneceğimiz tansiyon. Bunun için ne yapacağız? Ha, tansiyon ölçümleri de önemli. Tansiyonu bir kere yüksek bulunması yüksek tansiyon anlamına gelmez. Başım ağrıyor, birinci belirti. Baş ağrısı dışında baş dönmesi, görme bozuklukları, dengesizlikler... Hı hı. Ondan sonra kalbi yorduğu için çarpıntı gibi şikayetler. Bazen göğüs ağrısı, göğüste sıkışma. Bunların hepsi olabilir, birkaç tanesi olabilir, hiçbiri olmayabilir. Neden? Çünkü tansiyonumuz bizim yükselmeye başlıyor. Ama bir anda hemen 14-15 yavaş yavaş, aylar yıllar içinde oluyor. Bu sefer vücut buna adapte oluyor, belirti vermeyebiliyor. Hı hı. Bunun yanında da bir de tansiyonun düzeyleri de, de önemli. Mesela 13'ünüze dedik, 14-15'e kadar bunu... Evre bir hipertansiyon diyoruz. Küçük tansiyonu da 80'in üzerinde 9-9,5'e kadar yani 95'e kadar olan evre bir. Bunun üstü evre 2 sonra 17'in üzeri evre 3 diye gidiyor. Hı hı. Yani bir kişide baş ağrısı varsa özellikle enseden gelen bir baş ağrısı varsa hemen gidip tansiyonu ölçtürecek. Burada çok önemli konu. Tansiyon ölçümlerinde yanlışlıkla bir yüksek değer ölçülebilir veya yanlışlıkla düşük değer ölçülebilir. Tansiyon mutlaka yorgun olmayacak kişi Uykusuz olmayacak, aşırı sinirli bir ortamda bulunmayacak veya öyle bir ruh halinde olmayacak. İdeali sabah yataktan kalktığında veya akşam evde oturdu gece yatarken. Tabii ki diğer dönemlerde ölçülür. Üç sefer bu dediğim şekilde yani yorgun olmayacak, stresli olmayacak başka ekstra faktör olmadığı sürece tansiyonu 130 80in üzerinde çıktığı zaman o kişi hipertansiyon başlangıcı ve en azından adayıdır diyeceğiz. Hı hı. Ama kesin tanımız... Yeni metotlarımız var şöyle, tansiyon holter denen bir cihazımız var. Biz bunu şüphelendik, böyle şikayetleri oldu. Veyahut da şikayeti olmadı ama hastanın tansiyonlarını ölçerken yüksek buldur. Bunun netleştirmesini istiyor, bize başvuruyor. Bize önce iki yol var. Birincisi genelde bu da tercih ediyor. Daha çok aile hekimleri bunu tercih ediyor. Birinci basamağa da çok geliyor bu hastalar. Deniyor ki tansiyonunuzu günde iki ya da üç kere dediğim şartlarda ölçün ve bir not edin. Bunu da bir hafta 10 gün kadar yapın. Bakalım değerler önümüze gelecek. Çünkü ilk zamanlarında her zaman 14-15 olmaz. Bazen yüksek olur bazen normal olur. O 20-30 parametreye biz bakarız. <laughs> evet bunların çoğu yüksek tansiyon başlıcı sizde ileri tetkike bize gönderir. Veya düşük doz bir tansiyon ilacı başlar. Ama bize geldiği zaman dahiliye, iç hastalıkları, nefroloji ve kardiyoloji daha çok ilgilenir. Nöroloji de ilgilenir. Biz netleştirmek için onla, bu hastalarımıza tansiyon holter bağlarız. Hı hı. Bunun da özelliği şudur. Bir cihaz bağ bağlanır. Bu cihaz her an her dakika hastanın tansiyonunu ölçer. Yüksek bulursa bir daha kontrol eder. Bunları ölçerken 24 saat kaydeder. 24 hı hı. saatin sonunda uykuda da kaydeder. En az 20-30 ölçüm yapar ve ortalamasını alır. Bu bizim için normal sıradan tansiyon ölçümünden çok daha değerlidir. 24 saat içinde bir kişide gerçekten hipertansiyon, Belli bir düzeyde varsa o değer mutlaka yüksek çıkacaktır. Evet. Biz ona göre hem tansiyon olup olmadığını anlarız. Hem de dediğim gibi evre bir tansiyon mu evre iki tansiyon mu evre... bunlara göre tedavi şekillendiririz. Evet. Hocam şu noktaya çok takıldım ha, ben. Hiçbir ha, belirti vermeyebilir vermeye ve Sinsası. çok kötü bir şey. Sonuçta evet. e, kişi kendinde bir rahatsızlık duymadığı sürece evet. doktora gitmek gibi bir adetimiz yok, yok maalesef, maalesef ki. Çok Dolayısıyla da. kişi yüksek kan basıncına alışabilir diyoruz. Doğru Kesinlikle, mudur? Kesinlikle. Belirti de vermez. Ve Yıllarca vermez. böyle yaşayabilir. Evet. Dolayısıyla çok burada tehlikeli. konuşulması gereken şey şu hocam. Evet. Kimler risk altında ve ne kadar süreyle doktora gitmeli bu Aynen insanlar? Bu. Şimdi dediğim gibi bir. Ailesinde hipertansiyon bulunan bir kişi her zaman risk altındadır. Bu normal ailesinde hipertansiyon olmayan kişiye göre 5-6 kat fazla gözükür. Hı hı. Bir, stresli işi olan, bugünkü birçok kişide var ama bunlar risk altındadır. Evet. Aslında 40 dedik biz ama 30 yaşın üstünde ölçmeye başlamak gerek. 3. E, az egzersiz yapan kişi hı hı. risk altındadır. 4. diyabeti olan, şeker hastalığı olan kişi risk altındadır. Hı hı. Aşırı kilolu kişiler risk altındadır. A tipi kişilik dediğimiz Kişilik yapısı, stresli kişiler risk altındadır. Hiçbir şikayeti olmasa bile zaten biz bugün yılda bir kere check-up öneriyoruz. Bunun dışında da kendisi bir tansiyon aleti edinecek veya bir eczanede veya bir sağlık ocağında aile hekimde ölçtürecek. Tansiyon ölçüler kendi dikkat edeceğimiz bu özelliklerdeki için bir de onu da belirteyim şu anda. İki çeşit tansiyon ölçüm var. Birisi koldan, şu dirsek üzerinden hı hı. ki bu daha duyarlıdır. daha. Iyi. Bir de en bilekten. Bilekten da... ölçülenler yanlış değildir. Genelde öyle bir kanı var ama iyi bir cihaz alıp hep o cihazla ölçmek lazım. Hı hı. Çünkü bunun ölçümü daha kolaydır, daha pratiktir ama bu biraz bizim için daha değerlidir. Şunu da söyleyeyim sağ kol sol kol arasında yarım ila bir fark edebilir bir önemi yok. Yani 30 yaşını geçmiş, ailesinde hipertansiyonu olan, diyabet olan, kilolu olan, stresli yapısı olan, e, az egzersiz yapan bir de diyetine dikkat etmeyen, özellikle tuz burada onu da şimdi hemen başlayalım. Evet, tuz tansiyonun evet. en birinci düşmanı. Bu kişiler mutlak risk altında. Bunlar takip hmm. edecek ama hiçbir risk altında olmayan bir kişi de arada ölçtürmesinde fayda var. Evet. Ee, peki hocam yüksek tansiyonu var kişi ölçtü evet. ve o şekilde çıktı. Hiçbir hmm. stres altında değildi, uykusuz değil, ortam tamam. gayet güzel. Ölçtü yüksek çıktı. Tamam. Buradan hemen paniğe kapılması gerekiyor Gerekmiyor. Mu? Daha kaç kere sonra ölçtükten evet. sonra doktora gitmesi evet. lazım yine? Dinle, dediğimiz şartlarda ölçtü ve 14 çıktı, 9 çıktı. Evet. Yani 13-8'in üstüne çıktı. Şimdi hmm. bu hipertansiyon adayıdır ama değildir. Kesin diyememiz için en az 3 ya da 5 ölçümü yapmak hı. lazım. Evet. Ve bunların hepsi yüksek çıkarsa hemen bir hekime başvuracak. Hipertansiyonun açısından araştırılacak. Dedim, temin de demiştim. Hipertansiyonun %95'i esansiyeldir. Orada parantez işte o diğer %5'i de anlatalım. Bir de sekonder sebepler var. Yani aslında bildiğimiz hipertansiyondan farklı. Böbrek üstü bezinde bir hastalık olabilir. Hı hı. Endokrin bir bozukluk olabilir. En önemlisi gençlerde gözüken böbrek damarlarında bir darlık <laughs> doğuştan veya sonradan bu çok dirençli ve ciddi bir tansiyondur. <laughs> Ama iyi yanı şu tespit edilip eğer böbrek damarındaki o daralma stentle veya ameliyatla genişletilirse hastanın tansiyonu Bu Sekonder tansiyonun özelliği şudur. Endokrin bozukluklar, hormonal dengesizlikler, böbrek üstü hastalıkları, akromegali gibi, feokromositoma gibi bir de damar bozuklukları gibi hastalıklar %5 grup bile olsa önemli. Şundan tansiyona sebep olan hastalığı tedavi edince Diğer grup hastalar gibi ömür boyu tansiyon ilacı almasına gerek kalmayabilir. Hı hı. Şimdi bunu da anlattıktan sonra bu, bu şikayetlerle baktı, şikayeti var veya yok, tansiyonu yüksek gördü, 3 ya da 5 ölçüm yaptı, evet. hekime başvurdu. Bize başvuran bir hastada, biz gene de her ihtimale karşı bu sekonder sebepler açısından inceleriz. Hı hı. Dediğim gibi tansiyon holter yaparız birçoğuna çünkü emin olmak açısından devresini e, birinci evre ikinci evre ayrımı için iki Mutlaka bunun bir kötü kardeşi var şeker hastalığı. Genelde tansiyonlarda da bulur. Üç, üçüncü, ikinci, bir kardeş daha var koroner kalp hastalığı, damar hastalıkları. <laughs> Tansiyonla beraber bunu araştırırız. Yani bir elektrosunu çekeriz. Ondan sonra kan şekerini, açlık kan şekerine, tokluk kan şekerini, insülin direncine ve 3 aylık şeker ortalamasına mutlaka bakarız. Hı hı. Böbrekleri iyi çalışıyor mu? Böbrekler hiçbir hastalığı olmadığı halde sırf böbrek hastalığı tansiyonun çok önemli sebeplerindendir. Hı hı. Yani bir ürek kreatinin nefrit geçirmiş mi, ürek kreatinin yüksek mi böbreklere bakarız. Elektrosunu çekeriz, akciğer grafisi çekeriz sebep tansiyon kalp büyümesi yapar yapmış mı onu anlarız. Ondan sonra diğer kan testlerine, kanda sodyumuna, potas, idrar tahliline bakarız. Bunların hepsini bakarız ve bir önümüze bir döküm var. Evet hipertansiyon hastasısınız ama bizim o klasik esansiyel hastamızsınız veya sekondersiz. Şu biz size ilaç bir kısmına hastanın risk faktörleri azsa yani aşırı kilolu değilse ondan sonra aşırı stresli değilse egzersiz yapabilecek kişi ise diyetine dikkat edebilecek bir kişi ise ona biz hemen tansiyon ilacı da başlamayabiliyoruz. Hı, hı. O evresine göre yani 130'da Yüksek ama 140-145'i geçmiyor. Küçüğü de 80 ile 90 arası tuzsuz diyet. En önemlisi tuz. Tuzu da soruyorlar şöyle. 24 saatte bir çay kaşığından fazla tuz tüketilmeyecek. Bir çay kaşığı. Yani Vücutta nasıl etkileri oluyor ha, hocam? Tuz içinde sodyum içeriği olduğu için... Hı hı. E, ...kan basını direkt yükseltir. Böbrekleri yorar ve direkt olarak hipertansiyon... ...sodyum elementi, kanda tansiyon yükselmesinin birinci sorumlusu. Hı. Fazla tuz aldığınız zaman... Zaten hipertansiyonunuz var. Kalp zorlanıyor, böbrek zorlanıyor. Bu yüksek e, sodyumu atamıyor. Atamayınca kan basıncı yükseliyor ve risk taşıyor. Hı hı. Yani ideal o. Mümkünse tuzsuz ekmek olabilir, yemekleri tuzsuz yapmak olabilir. Tuzdan uzaklaşmak birinci bu. Hı hı. İkincisi düzenli egzersiz. Düzenli egzersiz tansiyonu tek başına düşürüyor. Çünkü egzersiz sırasında tansiyon düşürücü hormonlar salgılanıyor. Hı hı. E, ve egzersizde bütün kan dolaşımı rahatlıyor, tansiyon düşüyor. Üçüncüsü? Ee, fazla karbonhidratlı yememek sigara burada onu da söyleyeceğiz Hı -hı. ve alkol bunları da sıfıra indirdi hastanın başka bir risk faktörü yok ve tansiyonu normale getirdi bunu Hı -hı. böyle takip edebilirsiniz evet. bu bir ikincisi tansiyonu biraz daha yüksek saydığım risk faktörlerinden birkaç tanesi var ona hemen ilaç başlıyoruz İlaçlarımızda ondan sonra geleceğim çeşitli grup var ilaç başlarken de şuna dikkat ediyoruz Hastanın yandaş hastalığı var mı? Şeker hastalığı var mı? Bir kalp rahatsızlığı var mı? Aşırı kilosu var mı? Ondan sonra beraberinde başka böbrek hastalığı var mı? Vücudunda ödem var mı? Yani birçok sebep gözden geçirilir. Yandaş hastalıklar değerlendirilir. her hastaya aynı tansiyon ilacı verilmez. Hı hı. Hastalığına uygun bir tansiyon ilacı verilir. Başlarken de 2 3 ilaçla başlayabiliriz. Bir de o da var. Evet. Çünkü bu evresine göre sanırım. Evresine. Burada çok önemli bir nokta. Şimdi hastaya herhangi bir şekilde bu tespiti yaptık. Tansiyon hastasının olduğunu söyledik. Hasta dikkat etti risk faktörü var ya da yok. Tansiyon ilaçlarını kullanmaya başladı. Aradan bir ay, üç ay, beş her şey çok güzel gidiyor. Hiçbir sıkıntı yok. Hastalarımızın büyük çoğunluğu ilacı bırakıyor. Eyvah. Evet işte en önemli nokta bu. Şimdi şöyle anlatıyoruz onlara. Biz bu hastalığı hipertansiyon dedik kan basıncı yüksekliği ne yaptık düşürdük. Ama o genetik faktörü o içinde olan o esansiyel tansiyonu yok edemedik ki. Hı hı. Yok edemediğimiz için tansiyon ilacını bıraktık. Her şeye dikkat etsek de ilaç gerekli bir hastada 3-5 ay sonra bir hatta bir ay sonra hemen yükselmeye başlar. Ama hasta bu arada kontrollere gelmez tansiyon riskini gene yaşar. İnsanlara biraz zor geliyor doğru. Ya şimdi bu şöyle düşünüyorum benim önerim şu. Hiçbir hastalığınız yok. Hiçbir probleminiz yok. Evinizi arabanızı sigortalıyorsunuz değil mi? Herhangi bir şey olurdu. Tansiyon ilacı vücudun sigortası. Hı hı. Çünkü tansiyon ilacı tansiyonu normale getiriyor. Hastalığı kaldırmıyor. Hiçbir şey olmaz Allah uzun ömür versin. 80-90 yaşında ama ya olursa tansiyondan gelebilecek riskleri yok ediyoruz. Onun için ömür boyu kullanacağız. Bu evet. alışılacak bu böyle. Evet Ha şöyle olur ileride 3 ilaçtan 2 ilaca inler, 2 ilaçtan 1 ilaca iner. İlacın dozları azaltılır. Bunlar hep doktorun yapabileceği ama doktorunuz demediği sürece ilaç tedavisi kesilmemesi gerekiyor. Evet. Ömür bir de boyu. dediğiniz çok önemli Hı. hocam. Ee, bu ilaçlar kişisel Aynen kişiye öyle. göre değişir. O kesinlikle. yüzden eşimin tansiyon ilacını kullanıyorum. Çok Karşı komşudan aldım. Kesinlikle yanlış. Belki de daha fazla tetikleyeceksiniz o hastalığı Çok ya da doğru. başka bir hastalığa sebebiyet Çok vereceksiniz. Doğru. Diabet'te Çok doğru. Diyabette verilen yanlış. var. Koroner arter hastalığında verilen var. Onun Hı -hı. için başkasının tansiyon ilacı kesinlikle olmaz. Kişiye özgü tedavidir. Doktorunuz karar verecek. Evet. O tedavi verecek. Evet, kesinlikle. Hocam bir de yüzde beşlik kısımdı sanırım bu Sekunder dirençli hiper. dirençli Her. hipertansiyon doğru mudur? Doğru Şöyle, mu anladık? Onu da o yüzde grupta da olabilir. Bizim kabul ettiğimiz yüzde esansiyel hipertansiyon içinde de olabilir. Hı hı. Kabaca yüzde onuna denk gelir. Buna dirençli hipertansiyon. Dirençli hipertansiyon tabii ki adı yüzde daha riskli. Hı hı. Bizim ona 2, üç, 4 hatta 5 ilaç verdiğimiz, 5 grubumuz var verdiğimiz halde. Hastanın Tansiyon ile ilgili risk faktörlerini yok etmeye çalıştığımız ve dikkat ettiğine emin olduğumuz halde düşüremediğimiz tansiyon. Buna dirençli hipertansiyon deniyor. İşte bunda başka tetkikler yapıyoruz. Bu hastanın tansiyonu neden ilaçlara rağmen düşmüyor? <laughs> Bu çok önemli. Dirençli hipertansiyonda e, damar bozuklukları çok hızlı ilerler. Özellikle kalp e, ve böbrek damarları çok çabuk bozulur kalp yetmezliği gelişir ileride kalp hı hı. damarları bozulup kalp krizi riski, enfarktüs riski oluşur. Böbrek damarları çok hızlı bozulacağı için burada bir parantez açayım. Bugün dialize giren hastaların tüm dünyada birinci sebebi şeker hastalığıdır. Şekerin böbreği bozması. Evet. ikinci tansiyon. O kadar sık. Yani yaklaşık %25-30'u 100 diyaliz hastasını bulun dünyanın her yerinde. Bunun 25 30'u tansiyon yüzünden dialize giriyor. Şimdi bu dirençli hipertansiyon olunca böbrek hızlı bozuluyor. Hı hı. Kalp hızlı bozuluyor ve en önemlisi damar çatlaması olup beyin kanaması olabiliyor. Bunlara neden dirençli olduğu için araştırıyoruz. Böbrek damarında bir bozukluk mu var? Böbreğin kendisinde mi var? Kalpte bir sorun var. Ama dirençli hipertansiyon da bugünkü imkanlarımızla tedavi edilebiliyor. Evet, dirençli hipertansiyonu o zaman doğuştan olması daha sık rastlanan bir şey, doğru mu? Tam mudur sebebi hocam? bilinmiyor. Hastadaki bir direnç geliştiren başka bir faktör olabiliyor. Evet, bu özellikle hem doğuştan oluyor ailesel hipertansiyonlarda ve beraberinde şeker hastalığı, kalp hastalığı olan kişiler Hı -hı. genelde kilolu oluyor bu hastalar, bunlarda dirençli hipertansiyon görülüyor. Evet, dirençli hipertansiyon nasıl tedavi ediyoruz? Heh. Normal klasik tedavimizi ek olarak bu hastaları genelde hastaneye yatırıyoruz kısa sürede. Bunlara ee, normale getirene kadar damardan damar genişletici ilaçlar veriyoruz hı hı. Ondan sonra kombinasyonları orada deniyoruz İlaçların dozunu arttırıyoruz Böbreklere kalbe herhangi bir bozukluk diye testlerini sık sık yapıyoruz evet. Ve bunun dışında da 5-6 hatta 6 ilaç bile verdiğimiz oluyor düşürene kadar hı hı. Ama bugün şöyle bir şey de var ee, Benim tansiyonum düşmüyor diye bir şey yok %99 diyelim hani çok net konuşmayalım tıpta Eğer uygun tetkikler yapılmışsa Uygun hekimi gerekli bütün incelemeleri yapmışsa, hasta en önemlisi, hasta ilaca uyum yapıyorsa ve diğer faktörler yapıyorsa düşmeyen tansiyon olmaz. Düşürülür yani. Evet. Ama hemen kısa vadede olmasa bile bu iş başarılır. Evet. Onun için karamsar kesinlikle olmak gerekiyor. Kesinlikle bir kere hı. inanmak gerekiyor evet. ve dediğiniz gibi doktor kontrolünü aksatmamak, Doğru. ilaçları düzenli Aynen. kullanmak ve yaşam tarzını ona göre hı. ayarlamak. Tuz tüketimini azaltmak ya da sıfıra indirmek, egzersiz Aynen. vesaire. Bunların hepsini detaylandıracağız hocam hı. fakat yine hipertansiyona dönelim. Dirençli hipertansiyondan hipertansiyon tedavisinde yine aynı şekilde neler yapıyoruz hocam? Hı hı. Şimdi hipertansiyon tedavisinde ana e, 4-5 grup ilacımız var. Bunların bir kısmı çok 50 60 yıldır bilinen ilaçlar bir kısmı da son 20 30 yılda ortaya çıkan ilaçlar. Bu son 20 30 yılda ortaya çıkan ilaçlar, geliştirilen ilaçlar çok daha etkili. Kısaca buna ACE inhibitörleri diyoruz biz. Vücudumuzda bizim kan basıcı yükselten bir madde var, enzim. Hı hı. Bu enzim anjiyotensin konvertik enzim diye. Hı hı. Bunu yok eden, inhibe eden ve bunu reseptörünü bloke eden iki grup ilaç var. Bugün en çok kullandığımız bunlar. Çok etkili ilaçlar. Bu ilaçların bir özelliği de yalnız tansiyon düşürmüyor. Kalp yetmezliğinde kullanılıyor. Böbrek yetmezliğinde kullanılıyor ve Hı -hı. ayrıca böbreğe giden kan akımını arttırdığı için koroner kalp hastalığında kullanılıyor. Yani 5 grup ilaçtan birinci, en birinci seçeneğimiz bu. Ama tabii ki hastadaki diğer faktörleri de gözük. Yani ACE inhibitörleri, ARB'ler. Diüretikler vücutta biriken fazla suyu ve sodyumu atan ilaçlar. Hı -hı. Temin konuşmuştuk. Fazla tuz atan ilaçlar. Bunlar da tansiyonu çok iyi etkili düşüren ilaçlardır. Ama bunların kontrolü verilmesi gerekir. Vücutta fazla su ve sodyum kaybı yapabilir. Doktorunuz onu ayarlayacak. Dört damar genişleticiler. Kalsiyum uh -huh. kanal blokerleri dediğimiz. Beşincisi beta blokerler. Kalp hızını yavaşlatanlar. Altıncısı da alfa blokerler dediğimiz ilaçlar. Bu alfa blokerler aynı zamanda prostat hastalığına da ilgili. Prostat büyümesine ilgili. Şimdi bu altı gruptan hekim bakacak yaşına göre. Beraberinde bulunan hastalığına göre birini seçecek. Ama genelde daha çok ACE inhibitörlerini seçiyoruz. Hı hı. Dirençli hipertansiyonsa, başta yüksek evre 3 hipertansiyonsa yanına bir kalsiyum kanal blokeri veya 3. diureti dediğimiz ilacı ekliyoruz ve takip ediyoruz. Tansiyon tedavisi dinamiktir. Özellikle şuradan söyleyeyim, diyabet hastalarının tansiyonu daha dirençlidir. Diyabet hastalığıyla beraber yani şeker hastalığıyla beraber tansiyon gözükürse kalbi ve böbrekleri bozma ihtimali yüksek olduğu için hemen ikili ilaç başlanır. Farkı bu. Tedavi dinamik bir tedavidir. Dediğimiz gibi hastaya ilacı bir ya da iki ilacı başlarız. Hastanın sürekli tansiyonunu ölçmesini öneririz. Takiplerini yapar. Önce bir haftada bir bakarız. Sonra 15 günde bir bakarız. Eğer tansiyon istediğimiz seviyeye gelmediyse üçüncü ilacı ekleyebiliriz. Başta eklediğimiz, başladığımız bir ya da iki ilacın dozlarını arttırabiliriz. E, veya doğazdan dördüncü ilaç veya her şey iyi giderse iki ilaçtan bir ilaca inebiliriz. Bu tamamen hastaya özgü bir tedavi. sık takip gerekiyor. Evet kesinlikle öyle. Hı, hı. Ee, hocam dilerseniz bir mola verelim Tabii sonrasında ki. devam edelim. Tamam, Kısa hoşçakalın. bir aranın ardından tekrar buradayız. Özel Esentepe Hastanesi'nin sunduğu olay sağlık devam edecek. Özel Esentepe Hastanesi'nin sunduğu olay sağlık devam ediyor. Olay sağlığın ikinci yarısından kaldığımız yerden devam ediyoruz sayın seyirciler. Hipertansiyondan bahsediyoruz. Çok sinsi bir hastalık ve ölümcül sonuçlara sebebiyet verebilir dedik. Tedavilerini konuşuyoruz. Dirençli hipertansiyonu konuştuk. Hocam hipertansiyon tedavisiyle devam edelim Hı -hı. dilerseniz. Hipertansiyon tedavisi ne kadar sürer peki? Evet. Bu kişiden kişiye değişir mi? Evet. Bu çok önemli. Klasik tedavi şu, hipertansiyon tedavisi ömür boyu. Çünkü temin de söylediğimiz gibi biz kan basıncı düşürüyoruz hı hı. ama hastalığa sebep olan faktörü ortadan kaldırmıyoruz. Evet. Bir de kişiye özgü dediğimiz, dedim ki ilaçlar değişebilir, dozlar değişebilir ama klasik tedavi bu. Bu bizim devam edecek. Burada şu çok önemli, e, ilaçlara karşı bağımlılık gelişir mi? Genelde evet. hastalar bunu soruyorlar. Hayır, ila bu, bunlar... E, Psikiyatride kullanılan ilaçlar gibi değil. Bunlara bağımlılık gelişmesi diye bir şey yok. Ancak bir süre sonra ilaç yetersiz kalabilir. İlacın değişmesi başka doz, ilaca geçip veya dozun artması gerekebilir. Şu çok önemli çünkü 10 yıl, 20 yıl, 15 yıl kullandım. Benim tansiyonum iyi aslında ama artık bu ilaç bana çok uzun oldu. Bunu değiştirelim. Yok öyle bir şey. Hangi ilaç iyi geliyorsa devam edilebilir. Hı hı. Tedavi ömür boyu sürecek. Bağımlılık yapmaz. Burada hı. ben onu temin unuttum. Tuz, tuz tüketimini azaltırken... Hastalar diyor ki ya ben çok seviyorum tuzu nasıl azaltacağım? Bunun için şöyle bir şey var. E, li, e, limon uygulamak iyi geliyor, tansiyon düşürüyor ve baharat ve limon uygulandığı zaman özellikle yemekler tuzu vücut aramıyor. Hı hı. Bir de onu temin bahsetmedik. Ani yükselmelerde ne yapacağız? Genelde hasta evde oluyor, gece oluyor. Evet. Şöyle gerçek bir tansiyon hastasına ani yükselmeler olabilir, sinirlenebilir, yorulabilir, başka faktörler girebilir. ...bir yere gider ilacını unutabilir gibi hı hı. şeyler oluyor. Bu ani yükselmelerde sarımsağın faydası var. Hı hı. Sarımsak tansiyonu düşürüyor. Limon suyunun düşürdüğü söylüyor ama çok etkisi yok. Onun dışında işte başa su vermek şey onların bir faydası yok. En önemlisi tansiyon hastası. Böyle ani yükselmelerde yaşayabiliyorsa ki oluyor bu, çoğu hastamıza... ...dilaltı bir ilaç var. O dilaltı ilacı bulunduracak her zaman. Hı hı. Onu da her zaman değil yani belli seviyenin üstünde 17 büyük tansiyon 170... Küçük tansiyon yüzün üzerindeyse genelde öneriyoruz. Hasta dil altında hemen onu çiğniyor, hemen kana geçiyor. 3-5 dakikada tansiyon düşüyor. Eğer yeterli gelmezse ikinci üçüncü dozda verilebilir. Yani dil altı ilacı bulunduracak hı hı. E, ve istirahat edecek, yatıp ilacını kullanacak. Dil altı ilacı da ayaktayken almayacak genelde, hı hı. çünkü ta hemen kana geçip tansiyonu birden düşürdüğü için başta ani başta yapabilir. bir düşmeler olabilir. Evet. Peki hocam tansiyon ilaçlarının yan etkilerini evet. de konuşalım dilerseniz. Bu da çok Var mıdır Bu yan kadar etkileri? çok kullanılan ilaçlar. Evet. Ömür boyu neredeyse. Ömür boyu kullanılan ilaçlar. Hı -hı. Evet. Bazı ilaçları e, vücut kişiden kişiye toler edemiyor ama en majör yan etkileri desek şu var. ACE inhibitörleri dediğimiz ilaçlar çok etkili ilaçlar ve bunları genelde birinci seçenek olarak kullanıyoruz. İkinci, üçüncü ilaç verirsek de buna ekliyoruz. Bu ilaçların da şöyle bir özelliği var. Yüzde %10 ila 20 arasında kuru öksürük yapıyor. Yani hasta şöyle tarif ediyor. Ya diyor bu ilacı başladım bende böyle bir sorun yoktu. Boğazımda bir tüy var. Doğru bu da e, yapabiliyor. Bazı alerjen etkilerden tam sebebi bilinmemekle birlikte. E, tahriş öksür dediğimiz kuru bir öksürük yapıyor. Bu ilaç bu öyle bir özelliği var. Herkesde olmuyor ama %10-20 gözüküyor. Hı hı. Böyle bir durum olduğunda tabii ilacı değiştirmek zorunda kalıyoruz. ARB'lere veya başka gruba geçiyoruz. Tansiyon ilacı alıp da bir sürü geçmeyen genelde çünkü bunu çok görürüz. Doktora gidiyorlar bazen gözden kaçıyor. Astım ilaçları dahi veriliyor hastaya, spreyler veriliyor, çeşitli öksürük ilaçları aylar geçmiyor. Öksürük uzun süre, kuru öksürük olanı hemen soruyoruz biz, tansiyon ilaçları alıyor musunuz hangisini? Hı. Bu bir. İkinci grup e, tansiyon ilaçlarından kalsiyum kanal blokerleri de ödem yapıyor. Bunu da duymuşsunuz, özellikle ayaklarda hı hı. ve ellerde ödem yapıyor. Bu da ilacın yan etkisi, kalsiyum kanal blokeri yaptığımız ilaçların. Bu ödemler rahatsız edici olabiliyor. Hı hı. Bunu da söylüyoruz bu ilacı başladık çok iyi ilaçlar ama böyle bir etkisi var bu da gene Yani 8-10 hastanın birinde oluyor. Böyle bir şikayetiniz olduğu zaman iki, iki yol izliyoruz. Hı hı. Tuzu gene biraz daha azaltıp vücuttan su atıcı ilaçlar veriyoruz ekliyoruz. Ya da buna rağmen çözemiyorsa gene bu grubu değiştiriyoruz. Başka yan etkileri şöyle bir yan etkisi oluyor bazı ilaçlar kalp hızını yavaşlatıyor. Hı hı. E, kalp hızını yavaşlattığı için hasta bir rahatsızlık hissedebiliyor. Tam tersi bazı tansiyon ilaçları da damarları genişlettiği için ilk alındığında yüzde kızarıklık ve kalp hızında bir artış yapabiliyor. Hı hı. Bunlar genelde zaman içinde toler edilebilen geçen şikayetler ama onun dışında iki tane önemli nokta var. Birincisi yan etki olarak işte bu kuru öksürük ve ayaklarda şişme. Evet. Daha nadir de bazı e, tansiyon ilaçlarını takip etmek gerekiyor. Tedavi ederken böbrekteki değerleri böbreğe giden kan akımını değiştirdiği için kanda üre kreatinin yükseltebiliyor. Bunu da zaten doktorunuz takip edecektir. Hı hı. Hocam kalp yavaşlayabilir dediniz. Evet. Kalbin yükselmesinde dediğiniz hı. gibi kızarıklıklar hı hı. vesaireler, çarpıntı gibi belirtiler verir ama kalp yavaşladığı zaman nasıl belirti Doğru, veriyor? Doğru. Kalp yavaşladığı zaman hasta genelde bir çok eee taşıkardı yani kalp hızının artışı kadar belirti vermemekle birlikte ...hasta böyle bir yorgun halsiz ayağa kalkınca baş dönmesi hissedebilir. Bradikari diyoruz. Hı hı. Bu bradikariler özellikle yaşlı hastalarda düşmelere, senkoplara sebebiyet verir. Hı hı. O yüzden belli bir yaşın üstündeki hastalara bu beta bloker dediğimiz ilaçlar daha çok bunu yapıyor. Hı hı. Beta bloker grubu ilaçların şimdi gerçi şu anda kullanılanlarda bu ihtimal daha düşük ama... ...gene daha düşük dozda veriyoruz ve kalp hızı... ...normalde de bazen insanların düşük olup kalp hızı düşmeye meyilli hastalara... O ilaçlardan kaçırıp başka tür ilaçlara geçmeyin. Yani kalp hızı düştüğü zaman hasta baş dönmesi, fenalık, aynı tansiyon düşmesi gibi hı hı. E, şikayetler hissedebilir. Hatta dediğim gibi düşmeler olabilir. Yani baygınlıklar olabilir. Kalp hızının yükselmesi kadar düşmesi bence daha tehlikeli. Onları evet. takip et. Doktorun zaten onu ayarlayacaktır. O, o sebebi vermeyecek ilaçlara geçecektir. Evet. Peki hocam hiperaktivite hı. yine hı hı. hipertansiyon yapabilir hı. mi? Sebeplerinden hı hı. bir tanesi hı hı. Olabilir. olabilir mi? Evet, hiperaktivitede kandaki bazı madde adenalin türü e, maddeler hormonlar fazlalaştığı için tansiyon olur ama burada karar vermek için işte diğer faktörlerde ekli hiperaktivite tedavi ettikten sonra tekrar bakmak lazım. Hı Demin konuşmuştuk on şimdi aklıma geldi. Bir de yalancı hipertansiyon var. Bu genelde özellikle genç bayan hastalarda 20 ile 40 yaş arası stresli kişilerde oluyor ama tabii ki bayanlarda biraz daha fazla gözüküyor. Hı hı. Hasta tabii ki stresini fark etmiyor veya şu anda stresi olması da gerekmiyor. Daha önceden yaşamış bir stres, anksiyete, depresyon, panik atak gibi problemler hasta bunu kendi kontrol altına edemez. Ama o sırada o, onun yaptığı şikayetler sırasında tansiyonu da ölçüyor olarak ve bu arada bazen 19 yani 190 bazen 200 gibi değerler oluyor. Ve o kendini kötü hissettiği dönemlerde hep bu değerleri aslıyor. O zaman diyor ki ben tansiyon hastası oldum. İşte değil aslında gene doktoruna gidecek takiplerini yapacak bu kanda stres hormonlarının fazlalaştığı dönemlerde bir tansiyonda geçici bir yükselme olur. Bu gerçek hipertansiyon değildir. Hı hı. Bu tip hastalara da hemen tansiyon ilacı başlanmaz. Onun stresini, anksiyetesini giderecek psikiyatri, nöroloji ve işte daha diğer hekim grupları da tedavi eder. Stresi dönemi geçtikten sonra tansiyon düşecektir. Bu tip hastalarda tansiyon holterler genelde normal çıkar. da der ki ya ben hep ölçüyorum yüksek çıkıyor. Ölçtüğü zaman yüksek çıkması da hep yüksek çıkacak mı diye streslendiği için. Hı hı. Bir de bununla karıştırılan beyaz ha, önlük. O da çok önemli, var. o da çok önemli. Evet. Beyaz önlük tansiyonu işte stresli A tipi kişilik dediğimiz Hast kişilerde, böyle heyecanlı yapısı olanlarda, hiperaktif kişilerde e, doktoru gördüğü zaman, Hastaneye girdiği zaman zaten başlar. Tansiyon ölçmesine gerek yok. Hı hı. Aslında tansiyonu normal bile olsa ay benim gene mi yüksek çıkacaklar ve hepsinde yüksek çıkar. Burada biz şöyle ön önürüz hakikaten de oluyor. Hasta Genelde tabii mümkünse o günkü poliklinik şartlarında biraz dinlendirilip tekrar bakılıyor. Ama gene yüksek çıkabiliyor. Biz bunu kriter almıyoruz. Doğru beyaz önlü hipertansiyon diyoruz. Zaten bunun yandaş bir belirtisi de oluyor. Kalbin atışı da hızlanıyor. Biz onu anlıyoruz. O zaman şöyle diyoruz. Kendin evde iyi bir tansiyon aletiyle özellikle yorgun değilken hı hı. sık tansiyon ölçümleri yapacaksın. Bize bir hafta, 10 gün, 15 gün o değerleri getireceksin. Hı hı. Eğer o değerler normalse tamam seninki beyaz önlü hipertansiyonu gerçek tansiyon değil. Yine tansiyon ölçteri de yapılabilir ee, ama beyaz önlük hipertansiyon evet sık rastlanan bir şey yanlışlıkla değerlendirilebiliyor o yönden bakmak lazım gerçek hipertansiyondan farklı. Evet şimdi bu hastalığın ciddiyetini anlayabilmek hmm. için diğer hastalıklarla bağdaştıralım dilerseniz hocam Çok hipertansiyonun önemli. sebebiyet verdiği rahatsızlıkları hmm. tekrar konuşalım. Değil. En önemli evet hipertansiyon kan basıncı yüksekliği tedavi edilmezse hmm. veya yeterli düzeyde edilmezse hmm. En birinci yapacağı en önemli şey kalp, kalp üzerine. Kalp normal bir basınca alışmış e, çalışırken, kan basıncı sürekli yüksek gittiği zaman kalp ne olacak? Kalp bir kas sonunda fazla çalışacak. Bu kalp kasının genişlemesi vücuttaki kaslar gibi değil. Büyümesi, deforme olması, genişlemesi kötü bir şey. Kötü evet. bir şey ne olacak? Bu kaslar elastikiyetini kaybedecek, hı hı. E, genişleyecek ve fonksiyon yapmaz hale gelecek. Ne yapacak? Uzun vadede kalp yetmezliği kalp yeterli kanı pompalayamayacak çok ciddi bir sorun. İki, bu kalp yetmezliği ile beraber koroner damarlar yani bizim kalbimizi besleyen koroner arterler bozulacak. Kalp krizleri, enfartüsler, angina pektoris dediğimiz hastalıklar kalp damar hastalıkları olacak. Yani kalbin kendisinde bir bozukluk olup kalp yetmezliği ki çok ciddi. Hı hı. En büyük zaten şu anda dünyada ölüm sebepleri birincisi kalp ve damar hastalıkları geliyor. Evet. Demek ki kalp krizine sebebiyet veriyor, kalp yetmezliğine sebebiyet veriyor. İki, üç, Böbreği bozuyor. Uzun süre yüksek basınç altında çalışan böbrek, teminde konuştuğumuz gibi fonksiyonları bozuluyor. Artık geri dönüşümsüz hale geliyor. Ve böbrek fonksiyonları giderek azalarak ürek kreatin çıkıyor. Belli bir dönemden sonra da geri dönüşümsüz olduğu için dialize gidebiliyor aslında. Hı hı. Dört, beyin damarları. Beyin damarlarında bozukluk oluşuyor. Beyin damarları deforme oluyor. Felçler, inmeler ortaya çıkıyor. Hı hı. En önemli dört komplikasyonu bu. Beşincisi de söyleyeyim göz. Evet, Göz şimdi de soracaktım. Çok çünkü tuzla gözle çok bağdaştırırız evet, evet. Fazla tuz tüketimi körlük yapar deriz ve hipertansiyonla bağlantılı. Aynen. Onu o, oradan dolayı yapar. Şimdi bugün bu kadar görmüyoruz. Çünkü çok yeni ilaçlar çıktı. Hastalar artık doktorlara daha çabuk ulaşabiliyor. En azından bir tedavi alabiliyor. <laughs> Ama eskiden daha çok görülüyordu. Kontrolsüz hipertansiyon nasıl ki böbrek, kalbi bozuyorsa <laughs> Gözdeki atar damarları bozar. Yani atar damarlar bozulduğu için göz dibinde kanamalar oluşur, ödem hı hı. oluşur ve e, körlüğe sebep olur. Evet. Yani beş ana şey var. Kalpte iki sorun yapıyor. Yetmezlik, e, enfartüs gibi damar hastalıkları, böbrek yetmezliği son dönem diyalize götürebiliyor. Hı hı. E, felçler yapıyor ve beşincisi körlüğe kadar giden görme bozuklukları yapıyor. Beş tane ana. Ve evet, hepsi çok ciddi Kesinlikle. ölümle sonuçlanabilecek hastalık. Kesinlikle. Hı. Peki hocam tekrar söylemekte fayda hı hı. var. Kişinin bu hastalıklara yakalanmaması için bir hipertansiyon hastasının yaşam şekli nasıl olmalı? Çok önemli evet. İlaç tedavisinden bence daha da önemli. Hipertansiyon hastası bir kere işte diyet rejimini değiştirecek. Hı hı. Yani tansiyon olduktan sonra tuzdan uzak duracak. Katı yağlar, hamur işleri onlardan uzak duracak. İdeal kilosuna dönmeye çalışacak. Hı hı günlük aktivitelerinde fırsat bulduğu sürece haftada en az 3 gün 40 dakika yürüyüş veya benzeri yüzme olabilir. Egzersiz, aerobik türde egzersiz mutlaka egzersiz yapacak. İdeal kilosu düşmeye çalışacak. Sigara, alkol tüketmemeye çalışacak. Fazla çay kahve de tansiyonu yükseltir. Evet. Bunlar da çünkü olan maddeler kan basıncının yükseltici özelliği var. Stresli işi streste azaltmaya çalışacak. Eğer azaltamıyorsa Psikolojik destek alacak hı hı. bunların hepsi yürüyüş dedik egzersiz hepsi yapıldığı halde gene tansiyon doktoru verdiyse ona da devam edecek. Bunlar hı hı. aslında şöyle bu anlattıklarım mesela 40 yaşına geldi bir kişi ailesinde herkes hipertansiyon daha onda hiçbir sebep yok hiçbir tansiyon yok. Hı hı. Ama gene bunları yapacak ki ileride çıkmasını da engelleyebiliyor. Evet bir de hı. E, okuduğum bilgiler arasında hı hı. düzenli süt tüketimi evet. hipertansiyonu dengeliyor diye bir evet, bilgi öyle var bir hocam çalışma, doğru bir araştırma var. Fazla hiç kaçmamak kaydıyla onun içindeki bir maddenin tam net şeyini bilmiyorum ama şöyle söyleyeyim. Zaten belli özellikle bayan hastalar için ve belli bir yaşın üstündekiler için kalsiyum düzeyini koruduğu için o olumlu etkisi var. Şöyle önerebiliriz bir su bardağı geceleri süt içilmesi faydalı o yönde. Evet. Eee egzersiz de yine konuşmakta fayda var. Kişinin yaşı da çok önemli evet. bu noktada. Dolayısıyla yapacağı egzersiz kendisini de yormamalı. Çok Fazla doğru. yorgunluk da yine çok hipertansiyonu doğru. tetikleyebilir. Hı -hı. Dolayısıyla gerekli bilgileri sizden alalım tamam. hocam. Şimdi özellikle belli bir yaşın üstünde, 40-50 yaşın üstünde ve uzun süre spor yapmamış, egzersiz <laughs> yapmamış kişinin birden egzersiz yapması, özellikle koşu 40 yaş üstünde Kesinlikle önermiyoruz. Hı hı. Fayda yerine zarar getiriyor. Yavaştan başlayacak. En önemlisi yürüme. Bir kere yürüme her yaşta yapılabilir. İkincisi yapabiliyorsa eğer yüzme. Üçüncüsü de e, aerobik hareketler. Ama başta yürüme. Yürüme en önemlisi fazla yormadan. Hast, kişi nefes darlığı çekiyorsa, kalp çarpıntısı hissediyorsa ve çabuk yoruluyorsa ona ara verecek. Çünkü egzersize yavaş yavaş başlanmalı. Vücut adapte oldukça arttırılmalı. Hı hı. O zaman daha faydası var. Bir de özellikle koşmayı önermiyoruz, ağır sporları önermiyoruz. Evet, bunu da altını çizmekte evet, fayda var. Bir de de yokuş yokuş önermiyoruz. Hı hı. Düz yolda yürümesi gerekiyor. Evet, Hocam az önce dilaltı hapından hı. bahsettik. Evet. Ataklarda dilaltı altı hapı alıyoruz dedik. Fakat hı hı. kişinin yanında yoksa, hı hı. kalp masajı gibi yanlış bir şey de Yok, var. Evet, Bu burada yapılıyor. yapılmıyor. Hipertansiyonun, aynen. Nedir? Hipertansiyonu olan bir kişi... E, elin yanında o sırada bir atak geçiriyor 180-100. Yanında da herhangi bir ilacı yoksa en kısa zamanda e, 112'yi çağıracak ve en yakın sağlık kuruluşuna gidecek. Başka ekstra hı hı. bir şey yapmasını önermiyoruz. Evet. E, son olarak tekrar şunu söyleyelim hocam, hı hı. konuştuk aslında konu arasında hı hı. ama yeni televizyonunu açanlar olabilir hı hı. sarımsak hı. ve limon. Hipertansiyon deyince ilk aklımıza gelenlerden. Evet. Özellikle limon suyu. Hı hı. Bunların faydalarından ya da zararları varsa onları da son olarak ekleyelim. Evet sarımsak ispatlanmış. Hatta tabletleri de var yurt dışında. Antioksidan bir özelliği var. Kolesterolü düşürüyor. Şeker hastalığı ama tansiyonu hakikaten düşürüyor. Dediğim gibi tabletleri de var sarımsak. Özellikle e, çiğ tüketilmeli ama e, her türlü de olabilir. Yemeğin içinde tüketilebilir. Kesinlikle faydalı. Limon suyunda faydalı olduğuysa ama te, esas ispatlanmış sarımsak faydalı. Başka da ekstra faktörleri önermiyoruz. Tuzsuz yemek ve ilacını öneriyoruz. Peki hocam çok teşekkür ben ederiz teşekkür sizlere ediyorum. verdiğiniz değerli bilgiler için. Rica ederim ben teşekkür ederim. Olay Sağlık'tan bugünlük bu haftalık bu kadar. Hafta başında tekrar görüşmek üzere hoşçakalın. Seb Hastanesi olay sağlık programını sundu.